Sevgili izleyicilerimiz, fonlarınız, videomuza hoş geldiniz. Bu videoda size yatırım fonu seçiminizde destek olacak bir içerik hazırlamaya çalıştım. Şimdi hemen unutmadan yazılı da paylaşalım, buradan konuşalım. Ee, ne demek istiyorum ee, aslında e, piyasamızda e, 700'ün üzerinde serbest fon var 460'ın üzerinde de yatırım fonu var yani nitelikli olmayan yatırımcıların da alabildiği yatırım fonları şimdi sadece 462 tane fona bakacak bile olsak sayı çok fazla burada seçim yapmak oldukça zor ee, biz e, kendimize bir takım kriterler koyarak aslında evreni biraz küçülttüğümüz zaman daha kolay aslında ve kendimize daha uygun fonları bulabiliriz ee, bunun içinde aslında da size daha önce az, ben iyi gelir fon platformundan filtreleme ekranından e, fonları kendi kriterlerimize göre nasıl e, süzeriz filtreleriz bunu biraz anlatmıştım. Şimdi aslında buraya yeni bir özellik getirdik. E, bu özellik de şunu yapıyor e, fonlar biliyorsunuz portföy dağılımlarını açıklıyorlar her gün e, ne demek istiyorum e, for, portföylerin içerin, içerisinde yüzdesel olarak hangi varlık sınıfından ne kadar tutuyorlar ne kadar Borsa İstanbul'daki ise senet verinden tutuyorlar oransal olarak ne kadar yabancı ise ne kadar eurobol bunları günlük olarak veriyorlar. Bu veriler bizim aslında çok işimize yarar. Nasıl işimize yarar? Şöyle bir örnek vereyim. Şu anda Borsa İstanbul çok çok iyi gidiyor. İşte günlük yüzde üç dört primler görüyoruz. Yedi bin yedi geçti. Bu tabii güzel ama bir yandan yandan da tedirgin edici. Özellikle çok fazla risk sevmeyen yatırımcılar için burası aslında bir hani evet getirinin olduğu bir yer. Ama aynı zamanda da birazcık korkutucu. Çünkü herhangi bir aşağı doğru hareket oldu olduğunda e, burada yatırımlarımızda kayıplar yaşayabiliriz o nedenle de şunu yapmak isteyebilirsiniz e, ben hani e, belli bir oranda Borsa İstanbul'a yatırım yapan bir fon olsun yani hisse senedi fonlarından almak istemiyorum onlar çünkü %80 mi üzerinde yatırım yapıyorlar diyelim ki %40 %50 civarında yerli hisse senede tutsun ee, ve e, aynı zamanda da işte şu e, varlık sınıflarından diyelim ki yabancı hisse senetlerinden ya da işte Eurobondlardan da belirli oranlarda olsun diye kendinize böyle bir e, kokteyl yapabilirsiniz, bir mix yapabilirsiniz e, ve e, bu aslında sizin kriterlerinizi e, e, netlikle belirlediğiniz takdirde e, size uygun fonları bulabilmeniz için oldukça yardımcı bir araç olacak. Şimdi hemen gösteriyorum. İyi gelir fon platformuna gidelim. Size benim olduğum sayfayı göstereyim. Şu anda beraber İyi gelir fon platformundayız. Solda fon analiz menüsünde filtrelemeye tıkladım. Yenilendi yazıyor yanında. Geçtiğimiz hafta yeni özelliğimizle beraber yayına aldık. O yüzden yenilendi yazıyor. Şimdi burada filtreleme sayfası. Burada herhangi bir değişiklik yok. Burada ben size yatırım fonları için açtım sadece yani serbest fonlar için bu analizi yapmayacağım. Yatırım fonları için yapacağım. 462 tane fonun eşleştiğini görüyoruz. Eğer isterseniz siz sadece belli bir kategorideki fonları da arayabilirsiniz. Örneğin sadece mesela değişken fonlar diyebilirsiniz. O zaman e, buradaki sayı azalacak, 127'ye düşecek yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla sizin bundan sonra yapacağınız detaylı aramada sadece değişken fonlar üzerinden e, bu e, sonuçlar gelecek. Ama ben şimdi dedim ki bütün fonları hesaba katarak kriterlerimizi belirleyelim ve e, kendimize uygun fonları bulmaya çalışalım. Şimdi buradan detaylı filtrelemeye gidiyorum hızlı filtrelemedeki ayarlar geçerli olsun burada da dedim. Zaten herhangi bir ayar yapmamıştım. Şimdi burada dört e, a, alt grup var. Bir tanesi getiri, bir tanesi risk, diğer ve portföy dağılımı. Buraya yeni eklediğimiz özellik portföy dağılımı özelliği. Şimdi onu da size birazdan açacağım, göstereceğim. Ama önce şunu yapalım. Biz, ben size burada iki tane e, e, ...kriter, e, iki farklı yatırımcı için e, kriterlerimizi girerek arama yaptıracağım. E, i̇lk yatırımcımız e, orta düzeyde risk seven bir yatırımcı olsun. E, bu yatırımcımız e, ne yapsın? E, risk değerlerine göre aslında fonları sınıflandırıyoruz. E, bunu hep videolarımızda da anlatmıştık. İzlemeyen izleyicilerimiz daha önceki videolarımıza bakabilirler. Ama kısaca bahsedelim. Fonların riskliliklerine göre değerleri var risk değerleri var birden 7'ye kadar değişiyor 7 en yüksek risk demek bir en düşük risk demek 3 ile 4 orta düzeyde risk alan fonlar anlamına geliyor şimdi bizim bu yatırımcımız da orta düzeyde risk almak isteyen dolayısıyla da e, 4 risk değerine kadar fonları görmek isteyen bir kişi olsun. Yani düşük risklere de baksın ama maksimum risk değeri 4 olan fonları seçsin. Riske tıkladım. Oradan risk değerine geldim. Maksimum 7 gözüküyor burada. Ben bunu 4 yaptım. Bakın şimdi şurada 462 tane fon değişecek. Çünkü 5, 6, 7 risklerine sahip fonları çıkartacak benim listemden. Filtrele dedim. Yüksek riskli fonlar çıktı. Geriye 184 tane fon kaldı. Şimdi bu daha Düşük risk seven ya da orta düzeyde risk seven yatırımcılar için 184 tane fon var demek anlamına geliyor. Birinci olarak bunu yaptım. Şimdi ikinci olarak şunu yapacağım. Ben biraz borsanın bu yükselişinden korkuyorum ya. O yüzden diyeceğim ki portföy dağılımında, portföy dağılımında e, burada bakın portföy dağılımında yer alan varlık sınıfları geliyor. 60'ın üzerinde varlık sınıfı var ve portföy yönetim şirketleri her gün bu varlık sınıflarından ne kadar oranda tutuyorlarsa bunu bildiriyorlar. Şimdi ben burada şuna bakacağım. Diyeceğim ki hisse senedi yani burada gördüğünüz hisse senedi yerli hisse senedi anlamına geliyor borsa İstanbul anlamına geliyor yabancı hisse senedi içinde yabancı hisse senedi diye bir e, sekme var oraya tıklarsınız ama ben şimdi hisse senetlerine bakıyorum borsa İstanbul'daki hisse senetlerine ve biraz da çekindiğim için diyorum ki burada hisse senedi oranı bu benim bulacağım fonlarda maksimum yüzde otuz olsun. Yani bu 184 tane fon içinde %30'un üzerinde Borsa İstanbul'da e, yatırımı olan fonları bana getirme. %30 ve altında olanları getir diyorum. Burada filtreleye tıkladığım zaman bakın bu 184 tane fon 171'e düştü. Yani orta düzeyde riskle 7 tane fon o %30'un üzerinde Borsa İstanbul taşıyormuş. Onlar elendi geriye 171 tane fon kaldı. Şimdi bir kriter daha koyayım. 171 fonda çok fazla. Yani e, bunlar içinden de seçmem çok zor. Bir de bu, bu sefer getiriyle ilgili bir kriter e, koyayım. E, geçmişte getiri performansı benim aradığım kriterlere uygun fonları getirsin bana. Bunu da nasıl yapayım? E, yani kendinize... E, aslında bir getiri hedefi koyabilirsiniz. Yani bunu şöyle yapabilirsiniz. Şimdi tabii eskiden mevduat diyorduk ama mevduat oranları çok düşük olduğu için çok bir anlamı kalmadı. Enflasyon birazcık daha anlamlı. Enflasyonun üzerinde bir getiri bekliyor olalım. Diyelim ki son bir yılda, son bir yıllık. E, enflasyonumuz yüzde 47, yüzde hadi 50 diyelim ona biz e, TÜİN açıkladığı enflasyon. Onun diyelim ki 30 puan üzerinde getiren fonları bulalım. Yani yüzde 80 son bir yılda yüzde 80 getir elde etmiş fonları bana getirsin. Şimdi şurada getiriye geliyorum bu kez. Getiri de seçinize tıkladım. Farklı getiri periyotları var. Ben bir yılı seçeceğim. Bir yılda e, minimum yüzde 80 diyeceğim. %80 olsun. Ben biraz orta düzeyde de risk almak istediğim için buraya böyle %150'ler falan getirmiyorum çünkü getiriyle risk paralel. Eğer siz düşük risk ya da orta düzeyde risk almak istiyorsanız o kadar yüksek bir getiriyi de alamazsınız, bekleyemezsiniz. O nedenle buraya tabii maksimum kalsın, minimum %80. Kaç tane fon var acaba? Bu 171 fon içerisinde ona bakacağım. Filtrele dedim bana 7 tane fon getirdi. Yani orta düzeyde risk alan içerisinde maksimum yüzde %30 Borsa İstanbul tutan ve geçtiğimiz bir yılda minimum yüzde %80 getiri sağlamış 7 tane fon varmış. Bakın ne kadar küçülttüm 462'den 7 tane fonu düştüm artık seçim yapmak çok daha kolay. O fonlara bakacağım o fonlar içerisinde de yine kendim onların işte vergi durumlarına bakabilirim yönetim ücretlerine bakabilirim. Başka türlü kriterleri kendime gene esas alıp bunlar arasından da seçebilirim. Şimdi şurada da seçtiklerimi görebiliyorum. Bakın buraya bir pop-up olarak geliyor. Neler demiştim ben? Risk değeri maksimum 4 olsun. Hisse senedi oranı maksimum %30 olsun. Ve bir yıllık minimum getirisi de %80 olsun demiştim. Bu 7 tane fonu bana göster dedim. Sonuçları gör dedim. Evet şimdi geliyor. Ekranım açılacak. Ve ben bu fonları Evet görüyorum şimdi. Neymiş bu 7 tane fon bakalım. E, DSP Deniz Portföy'ün birinci fon sepeti fonu. Künvest Portföy'ün ikinci değişken fonu EIC, HSBC'nin çoklu varlık ikinci değişken fonu HPD, İstanbul Portföy'ün birinci fon sepeti fonu ÖRF, Avro Portföy'ün değişken fonu geldi IYP, Kare portföyün birinci değişken fonu geldi KRF ve ziraat portföyün fon sepeti fonu ZPC geldi. E, fon sepeti fonları ve karma ve değişken fonlardan geldi. Gördüğünüz gibi hiç hisse senedi fonu gelmedi çünkü onlar minimum %80 hisse senedi tutmak zorundalar. E, böyle e, işte ne bileyim para piyasası fonu gibi ya da işte borçlanma aracı fonu gibi TL bazlı fonlar da gelmedi çünkü onların da getirileri çok çok düşük. Dolayısıyla hem karma hem de değişken ve fon sepeti fonların yedi 7 tane fon görüyorum. Peki demin koyduğum kriterleri buraya getireyim. Ee, onları da bir göreyim. Risk değerine bir alalım bu fonların. risklerini buradan işaretledim. Geldi. Performansta bir yıllık getiriyi göreceğim. Şuradan tık diye işaretledim. O da geldi. Bir de portföy dağılımında hisse senedi oranları gelsin bana. Şuradan Lise senedini işaretledim. O da geldi. Evet. Şimdi bunlar yan yana geldi. Ben ne demiştim? Maksimum 4 risklerine sahip olsun. Bu fonlar 3 ve 4 risk değerlerine sahipler. 1 yıllık getiri en az %80 olsun demiştim. En yükseği hangisiymiş bakalım bir sıralayalım. IRF'ymiş %102 getirmiş. Onu ZPC takip ediyor %95 getirmiş. Ve hisse senedi oranlarına baktığım zaman da en düşük oran hangisi diye bakalım. Mesela deniz portföyde hiç hisse senedi yok. Yani hiç hisse senedi almadan portföyün %80'lik bir getiri sağlamış. ZPC'ninki çok düşük %8, IRF'ninki %14. Böyle gidiyor bakın %30'un üzerinde de yok. En yüksek KRF'nin o da %29.30. Dolayısıyla bu fonlar arasında seçim yapabilirim. Şuna bakabilirim az evvel söylediğim gibi işte değişken fonlarda, karma ve değişken fonlarda vergi muafiyeti yok. Kazançtan %10 stopaj var. Ama burada gördüğünüz bu TL fon sepeti fonlarında vergi muafiyeti var. Dolayısıyla bunu dikkate alabilirim. Buraya yönetim ücretlerini çekebilirsiniz. Şuradaki detay sayfasından örneğin yönetim ücretine bakalım. Yönetim ücreti geldi buraya. Yönetim ücreti en düşük olana mesela bakabilirim. %0.07 ZPC'ninmiş. İşte DSP onu takip ediyor. %1'le gibi. Buna bakabilirsiniz. Ee, gene işte portföy büyüklüğüne, yatırımcı sayılarına bakabilirsiniz. Bunlar tabii çok e, önemli e, kriterler değil seçim yaparken. Çünkü özellikle e, banka e, iştirakleri, e, portföy yönetim şirketlerinin fonlarında yatırımcı sayıları, portföy büyüklükleri daha büyük olabiliyor. Çünkü onların e, kanalları çok daha geniş. Banka kanalları da var satış yaparken. Dolayısıyla hani yatırım sayısı portföy büyüklüğü seçim kriterlerimizde e, çok da fazla yer almaması gerekir. E, bir de şunu söylemek lazım. Hani burada gördüğümüz getiriler e, ve portföy dağılımları da aslında geçmişe ait. E, 10 Ağustos 2023 itibariyle biz bu verileri size gösteriyoruz. Bundan sonra da böyle olacak diye de bir şey yok tabii ki. O nedenle de fonların e, e, muhakkak daha e, uzun vadeli getirilerine buradaki performanslarına da bakmak oldukça Önemli burada istikrar fon yönetimi açısından sizin seçim kriterleriniz arasında yer alması gerekir. Şimdi birincisi buydu, ikincisini e, yapalım. Şimdi şu performans kriterlerimizi kaldıralım buradan, bunlar e, çıksın, hazırlayalım e, diğer e, şey için e, detayda da yönetim ücretini çıkaralım. Bir kere daha arama yapacağız, bu sefer daha yüksek risk alan riski seven yatırımcı için nasıl bir portföy kurabiliriz buna bakacağız şimdi ben tekrar filtrelemeye gittim filtreleme ekranım açılıyor 462 tane fonu gördüm detaylı filtrelemeye tıkladım Evet dedim şimdi burada da riski seven yatırımcı için şunu yapalım risk değeri bu kez maksimum 6 olsun 7 demeyelim 6 diyelim bu sefer 362 tane çok daha fazla sayıda fon geldi. İsterseniz buraya mesela ben sadece çok yüksek risklere bakmak istiyorum derseniz mesela 4 ile 6 arası veya 5 ile 7 arası da yapabilirsiniz. Ben şimdi maksimum 6 dedim düşükler de gelsin onların arasından eleyelim. Şimdi ben birazcık daha fazla hisse senedi koyabilirim portföyüme. Borsa İstanbul'a birazcık daha fazla girebilirim. Ona da maksimum Demin 50 de, 30 demiştik. Bu sefer 50 diyelim. Bu 362 fondan maksimum %50 hisse senedi tutan 292 tane düştü sayı. Şimdi burada bir de getiri kıyaslaması yapalım. Getirilerde de şuna bakalım bu sefer. E, yılbaşından bu yana e, getiriye bakalım. Sebebi de şu. Yılın başında özellikle Ocak ve Şubat aylarında Borsa İstanbul'da çok hızlı düşüşler olmuştu. Acaba o düşüşlerden hani daha az etkilenmiş olanlar ve daha yüksek getiri sağlamış olanlar hangileridir diye e, bakabiliriz burada. Dolayısıyla da getiriyi yılbaşından bu yana diye seçtim ve diyeyim ki e, yılbaşından bu yana e, %30'un üzerinde bir e, enflasyonumuz var gene resmi enflasyondan bahsediyorum Türkiye enflasyonundan bunun iki katı olsun yani ben e, risk seven bir yatırımcı olduğum için yüksekte getir elde etmek istiyorum yılbaşından bu yana minimum %60 kazandırmış fonları getirsin bana dedim buraya 60'ı girdim 292 fon bakalım 20 tane fona düştü evet 20 tane fon var artık bu 20 tane fondan seçim yapabilirim kriterlerime tekrar bakayım Riskleri maksimum 6 e, hisse senedi ağırlığı maksimum %50 ve yılbaşından bu yana da minimum %60 kazandırmış fonlar istiyorum 20 tane fon geldi bunlara bakalım nelermiş evet bu fonlarımızda Şuradan tümünü göster diye bakalım hepsine. Evet hemen buraya ben performansları açayım. Yılbaşından bu yanayı seçmiştim. Risk değeri gelsin bana. Bir de portföy dağılımında gene hisse senedi ağırlığına bakacağım. Evet geldi. Şimdi bakalım ee, risk değerleri nasılmış? Bir önce ona bakıyorum. 4-5-6 gelmiş hep. Yani hiç 3 gelmemiş örneğin. 1-2 zaten gelmemiş. 4-5-6 gelmiş. Mesela düşük risk almış 4 ama bu listeye girebilmiş IRF. E. Ee, mesela sub düşük riskli bir fon ama bu listeye girebilmiş. Ee, dolayısıyla burada 20 tane değil mi? Başka 4 risklerine sahip fonu göremedim. Sub'la şeyi görebildim. ÖRF'ye görebildim gözümden kaçan olmasın size söylerken de. Peki yılbaşından bu yana getirilere bakıyorum. Ben minimum %60 demiştim. Maksimum İstanbul Portföy Blockchain teknolojileri Karmafon %103 getirmiş... Hiç yerli hisse de ağırlığı olmadan yapmış bunu. Deniz Metaverse e, fonu %97 getirmiş. Yerli hisse ağırlığı %18'miş. Üçüncü sırada da %80 getiren gene Deniz Portu'nun elektrikli araçlar fonu var. Onun da yerli hisse ağırlığı yaklaşık %25'miş. Peki yerli hisse senedinde minimumdan maksimuma doğru sıralayacak olursam hiç tutmayan IVY GBG var, G, e, Fonu, GZV var. Bunlar hiç tutmuyorlar yerli ise. TLE var örneğin. %6'ya yakın yerli ise senedi tutuyor. Yılbaşından bu yana %61 kazandırmış gibi. Dolayısıyla siz de buradan hani yerli ise senedi ağırlıklarına da bakarak portföyünüze almayı düşündüğünüz fonu ya da fonları bu liste içerisinden birazcık daha detaylı incelemek için seçip kararlarınızı ona göre verebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.